anne. Beni her gün öldürüyorsun. Desene savcı hanım geldi. Zaten kalkar gelirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nafis, bize müsaade et evladım. Emredersiniz anneciğim. Kim canınızı sıktı savcı hanım? Bilmezden gelme. Anlat bakayım savcı kızıma. Polat'ı Suriye'ye kim gönderdi? Anne, bu konunun ne yeri ne de zamanı. Tam yeri, tam zamanı. Siz kadınları hala aşağılayın. Bu kafa yok olmaya mahkum. Erkek bir sır tutarsa biz 1000 sır tutarız. Zavallı yaratıklar. Bir de bizden sır saklıyorsunuz. Bunun bedelini ben ödeyemem. Şahsi algılamayın savcı hanım. Ben öderim. Anlat. Ne yapacaksınız öğrenip? Gideceğim, kapılarını çalacağım. Onu yolladılarsa beni de yollasınlar. Aferin kızım. Gurur duyuyorum. 2000 yıllık kapı savcı hanım. Öyle ortaya koyarlar mı vurmak için, çalmak için? Derin devlet mi bunlar? Kim? Bunlar derin devlet değil. Devlet öncesi devleti kuran irade. Bizde özellikle 1071'den sonrası yanlış bilinir. Tekrar tekrar devletlerimizin yıkıldığı yahut tekrar kurulduğu söylenir. Halbuki böyle bir şey söz konusu değildir. Türklerin Anadolu'ya gelişi bir strateji dahilindedir. Devletlerin konsept veya isim değiştirmesidir. Kim bunlar? Kimlerden oluşur? Kimlerden seçilirler? Özel ailenin çocuklarından özel olarak seçilip yetiştirilirler. İçlerine nasıl girilir? Sizin girme şansınız yok savcı hanım. Aileni kastetmiyor. Kadınları almıyorlar. Oysa Türk töresinde kadının yeri erkeğin yanındadır. Eğer Müslümanlığı bahane ediyorsa bunlar, o da yanlış. Hazreti Ali'nin ardında değil, bilakis önündeydi Hazreti Fatma. Sadece hanım, bu öyle bir teşekkül ki, 40 yıl hizmet edersiniz, kime hizmet ettiğinizi, nasıl hizmet ettiğinizi bilmezsiniz. Benim babam, dedem bu hizmetin içindeydi. Ben 30 yıldır içindeyim. Şu size anlattığım şeylere bile yeni vakıf oldum. Bırak edebiyat evladım. Kızımın acısı var. Polat'ı neden ölüme gönderdiler onu anlat. Anne, bu kadarını bile fazla anlattım. Mete! Bu teşekkülün başkanını kaçırdı. Memati'yi öldürttüğünü düşünüp. Bu hata affedilmez bir hata. Çünkü teşekkülün kutsiyetine saldırdı. Bunu en iyi Polat bilir. Onu o kadar çok seviyorlar ki yaptığı hizmetlere karşılık kahramanca ölmesine izin verdiler. Ama ben izin vermeyeceğim. Beni onlarla görüştüreceksiniz Mete Bey. Beni onlarla görüştürmediğiniz her saniye yakanıza yapışacağım. Savcı hanım. Annemi hayatta kırmadım. Ama bu konuda yapabilecek bir şeyim yok. Yapacaksın. Gerekirse Polat'ın peşinden Suriye'ye gideceksin. Ama yine yapacaksın. Gözü yaşlı bir kadına hayır demek ne demek? Cehennemde cayır cayır yanarsın ki buna asla müsaade etmem.